Osmanlı Devleti'nin ilk güzel sanatlar okulu olan Sanayi-i Nefise Mektebi, resim, heykeltıraşlık, mimarlık, hakkaklık ve sanat dersleri vermek üzere Osman Hamdi Bey idaresinde 1882'de kuruldu. Mektebi Sanayi-i Nefise-i Şahane adıyla günümüzde arkeoloji müzesi olarak hizmet veren binada 8 eğitmen ve 20 öğrenciyle eğitime başlayan okul, Paris Güzel Sanatlar Okulu örnek alınarak sanatçı yetiştirmeye başladı. İlk yıllarında daha çok gayrimüslimler tarafından tercih edilen okul, Müslüman öğrenciler tarafından da ilgi görmeye başlayınca okula yeni atölye ve sınıflar eklendi. 1890'larda okulun öğrenci sayısı 200'ü buldu. 1911'de canlı modellerle çalışılmaya başlanan okul bünyesinde kız öğrenciler için sanat eğitimi veren İnaz Sanayi-i Nefise Mektebi de açıldı. Zeynep Hanım konağında eğitime başlayan okulun ilk yönetim kadrosunda henüz 17 yaşındayken yaptığı tabloları Münih'te düzenlenen sergilere kabul edilen Mihri Müşfik Hanım da yer aldı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından binasını boşaltmak durumunda kalan okul, farklı mekanlarda ve zor koşullarda eğitime devam etti. Cumhuriyet'in ilanının ardından karma eğitime geçerek Fındıklı'daki eski Meclisi Mebusan binasına taşındı. 1928'de Güzel Sanatlar Akademisi adını alan okul, 1948'de çıkan yangınla kütüphanesindeki kitapları, öğrenci dosyalarını ve ders malzemelerini kaybetti. 1970'lerden itibaren bünyesinde fotoğraf, sinema, geleneksel sanatlar gibi bölümlere de yer vererek eğitim yelpazesini genişletti. Türk sanatının gelişiminde rol oynayan pek çok ismi yetiştiren kurum, 2004 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.